Ergündüler, Üç Silahşör 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte pek çok sonuç ortaya çıktı. Bunların başında NATO'nun işin içinde olduğu gerçeğiydi. O günden sonra Ankara'nın bastırmasıyla NATO tartışılır hale geldi. Hala daha tartışılmaktadır. Önceden hazırlanmış olsa da aynı tarihlerde dünyada bir bitcoin rüzgarı estirilmeye başlandı. Dijital paranın gelmesi, eskiye dair ne varsa gitmesi demek. Merkez bankaları bankalar, Fed, IMF ve Dünya Bankası gibi oluşumların çöpe atılması demek. Ayrıca kontrol mekanizmasının yani devletlerin tasfiyesi demek. Paranın renginin ortadan kalkması, kara ya da yeşil tanımlamalarının yapılamaması, gücün serverlara devredilmesi demek. Belki de sınırların kalkması, paranın tek hakim durumuna gelmesi demek pek çok şeyin değişeceği ortada. Milyonlarca insan da bitcoin'i kimin yaptığını bilmeden yatırım yapmakta. Yani fikir çoktan satın alındı bile. Dün dolar, euro konuşulurdu, artık herkesin dilinde bitcoin. Devam. Dün burada Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ı yazdım. Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili olarak iki isimle oturduğu masada nelerin konuşulduğunu aktardım. Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisini anlatmaya çalıştım. Bunun mimarlarından biri Nadia Shadlow'du. Trump'ın etrafındaki en güçlü üçlü Jared Kushner, Jason Doe Grimblatt ve David Fredman'dı. AIPAC'in üç silah yani. Trump'ın Kudüs kararı bu ekibin işiydi. Çok kişi bilmese de bu takımın en önemli ismi Kushner değil, Grimblatt'tı. Grimblatt'in en güvendiği isimse Nadia Shadlow'du. Grimblatt, Trump'ın kampanya döneminde Shadlow'u ulusal güvenlik stratejisi için atanmasını talep eden ilk kişiydi. Amerika'nın Rusya ile olan ilişkisinin merkezinde yer alan kişi bilmesek de Nadia Shadlow'du. Cornell Üniversitesi'nden Sovyet politikaları konusunda en üst düzey doktoraya sahip olan Nadia Shadlow, ulusal güvenlik stratejisi için hakim konuma atandıktan sonra Virginia'ya gitti. Bilderberg'in 2017 toplantısına katılmak için. O toplantıda yaptığı konuşma, Amerika'nın ulusal güvenlik konusunda İslam'a karşı atacağı adımların bir dökümüydü. Tabi buradan oralara bakan pek kimse yoktu. Toplantıya katılan İslam ülkeleri temsilcilerinin Nadia Shadlow'a alkışlaması Bilderberg komitesini de şaşırttı ancak bu toplantıya davet edilen kişilerin aslında ne kadar özel bir çalışma sonrasında seçildiğinin de bir işaretiydi 1992-96 arasında pentagonda ukrayna ülke direktörü olarak görev yapan shadlow leonid kuçmayı başkanlık koltuğuna oturtan kişiydi shadlow'un büyük güç kazanmasını sağlayan kişi jason grimblet oldu amerika'da hiçbir şey kendiliğinden olmuyor Garip bir zaman kurgusu ve kullanımı söz konusu. İleride çok önemli yerlere gelecek isimler itina ile hazırlanıyor. Günü geldiğinde de önü açılıyor ve kudretli makamlara oturuyordu. Şimdi gelelim Amerika'ya. Son dönemde gücünün azaldığı bir gerçek olsa da Rusya ya da Çin süper güç olarak ortaya çıkamadı nedenleri var. Konuşmadığımız, atladığımız. Ancak Amerika'nın karşısına süper güç olarak birilerinin çıkarılması gerekiyordu. Denge için, oyunun anlaşılmaması için. Amerika ne Rusya ne de Çin'le bir savaşa girmeyi düşünmedi. Bundan sonra da düşünmez. Hiçbir zaman. Bu yıkım olur. Kimsenin kazanamayacağı savaş. Hiç kimsenin işine yaramaz. Washington Trump'la birlikte dengeleri kendi lehine çevirecek işler yaptı. Bilmesek de Rusya ile Çin bir şekilde kontrol altındaydı. Rusya da Çin de petrole bağımlı ülkelerdi. Rusya petrol fiyatlarının artışıyla güçlenirken Çin güç kaybetmektedir. Tam tersi durumda ise Rusya güç kaybedip Çin güçlenmektedir. Petrol fiyatlarını belirleyen Washington, Çin'in petrol ithal ettiği ülkelere operasyon kararı aldı. Çin enerjinin %30'unu Suudi Arabistan'dan ithal ediyor. Arabistan Prens operasyonlarıyla artık Amerika'ya bağlandı. Irak, Sudan, Kazakistan, Kuveyt'te Çin'in yeraltı zenginliklerinden faydalandığı ülkeler. Bunlar da Amerikan sistemini kabul etmek zorunda kaldı. Amerika'nın etkin olamadığı ülkelerse İran, Rusya ve Venezuela. Herkes görüyor ki Sudan sebeplerle İran'ın üzeri çizildi. 2018 İran'da sistemin değiştiği bir yıl olacak diyen çok isim var pek çok akıllı isim böyle düşünmekte. Öncelikle olarak İran'da sessiz bir darbe beklendi ama bu gerçekleşmedi. Suudi Arabistan merkezli İran savaşı hazırlığı Amerika ve Avrupa tarafından satın alındı. Bu da ortada. İran Amerikan çizgisine getirilecek. Amaç bu. Bunu da Müslüman ülkeler üzerinden yapmaya çalışmaktalar. Bahreyn ya da Suudlar çıkıp İran için ileri geri konuşuyor. Konuşana değil, konuşturana bakın. Venezuela önemli değil çünkü Çin'le sınırı yok. Geriye sistemdeki en etkili oyuncu olarak Rusya kalıyor. Biz bilmesek de, atlasak da, ıskalasak da Trump'ın ekibiyle Putin'in ekibi çok iyi dost kavgayı isteyen başka ekipler var. Hem Rusya'da hem de Amerika'da. Ama buna rağmen dostluk sürmekte. Böylece Çin'in büyümesi de etkisi de kontrol edilmiş oluyor. Çin büyüyecek ama kontrol edilebilir düzeyde. Adamların kafasında bu var. Trump ve Putin'in yanındaki ekibe bakınca aralarındaki dostluğu net olarak ortaya çıkarıyorsunuz. İki başkan da, iki ekip de sıkı fıkı dosttur. Hiçbir konuda karşı karşıya gelmezler. Gelemezler, gelmeyecekler. Kudüs dahil. DEAŞ, Orta Doğu'ya yeni bir harita çizdirmek için kuruldu. Planın %70'ini tamamladı. Bir diğer terör örgütü YPG ordu kıvamına getirildi. Kudüs, İsrail'in başkenti olarak tanındı. Suudi Arabistan'ın en önemli prenslerini tutuklatıldı. Suudi Arabistan'ın 750 milyar dolarlık yatırımına ve tahvillerine 15 Kasım itibariyle el konuldu. Yeni İpek Yolu'nun rotasındaki ülkelerde güç önemli oranda artırıldı. YPG ve Kürtler üzerinden başaramayacağını hissettiği Akdeniz hamlesini İsrail üzerinden yürütme kararı aldı. Barzani'ye referandumu yaptırıp sınırdaki Türkiye'nin gücünü azalttı. Kuzey Kore'yi güçlendirip Güney Kore ve Japonya'nın kararlarını kendisine bağladı. Türkiye'de darbe girişimiyle ülkedeki ayrışma bulutunu yüksek seviyeye çıkardı. Katar'ı ablukaya aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönetimini devraldı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed El Nahyan, Mayıs ayından itibaren gün aşırı kendilerinden emirler almaya başladı. Mısır'da yönetim kadrosunu ve üniversite rektörlerini uzaktan belirlemeye başladı. Kim yaptı bunları? Amerika Birleşik Devletleri. Bizlere okut masalarda 100 yılda bir dünya dengesi yerinden oynar. Birçok ülke üzerindeki kara bulutların nedeni dünyanın yenilenme sürecine girmesidir. Yenilenmeyi kabul etmeyen ülkeler için elbette ağır baskılar olacak. Tarzları bu. Yaptılar yine yapmayı deneyecekler. Konu Orta Doğu çünkü yeni planın işlemesine engelleyecek tek merkez Orta Doğu. Amerika'nın kendi içindeki kavgaları, hesapları, çıkar çatışmaları ya da başka bir noktadaki mücadelesi önemli olmakla birlikte Orta Doğu'nun yerini tutamaz. İçlerindeki kavgaya rağmen Orta Doğu'dan kopmuyorlar, kopamıyorlar. Kaldıkları sürece ise acı ve gözyaşı dinmeyecektir. Ama yarın gidecekleri yönünde de bir işaret yok. Bu nedenle yeni dengeden büyük pay almak ve dimdik ayakta durmak için bir ve bütün olmalıyız. Türkiye vekalet savaşlarıyla yola getirilecek bir ülke değil. Hiç olmadığı olmayacak. Ancak oyun büyük Anlamalıyız. Müslüman Arap'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman olmasının altında yatan nedenleri kavramalıyız. Neden bu adamlar 150 yıldır etrafımızda dolaşıyor? Çözmeliyiz. Uyanmalıyız, uyandırmalıyız. Ve en önemlisi kendimizdeki gücü bir daha keşfetmeliyiz. Bakın o zaman hepsi dost. Sadece kendimiz için değil, Türk ve Müslüman coğrafya içinde bizden başka umut yok. Unutmayın, İsrail düne kadar savaştığı Müslüman ülkelerini yanına almayı başardı tek kurşun sıkmadan bütün ezberler bozuldu başka bir dünya kuruluyor bizsiz olmaz olmayacak da ama bunun farkına varalım ergündüler takvim